Merhabalar değerli arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir karantina gününde evlerimizdeyiz. Ben de bugünkü konu olarak felsefeyle ilişkin bir konuşma yapmak istedim. Biliyorsunuz ben Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. Bu konuşmalara başladığımda arkadaş çevremden hani bu konuyla ilişkin konuşma yönünde birçok talep geldi ama yani konu o kadar derya deniz ki ben bunu biraz sadeleştirmek, biraz günlük hayatımızdaki pratikleri nasıl, ne şekilde olmalı konusunda bir çalışma yapmak istedim. Ama her defasında açtım ve kapattım. Çünkü bunu biraz anlatmak, yani biraz konuşma pratiği gerektiriyordu. Ben de o gün bugünmüş diyerek bir felsefe serisi, yani nasıl kitaplarla ilişkin bir konuşma serisi hazırladıysam, felsefeyle ilgili de böyle bir 3 bölümlük bir konuşma serisi hazırlamak istedim. Ama merak etmeyin, yani çok akademik bilgilere girmeyeceğim. Yani ona her yerde ulaşabiliyorsunuz. Ben sadece felsefeyi günlük hayatımıza nasıl kullanabiliriz, pratik hayatımıza nasıl kullanabiliriz ve düşüncelerimizi bu yönde nasıl geliştirebilir ve nasıl mutlu, huzurlu olabiliriz? Bu yönde bir konuşma yapmak istedim. Bu konuşmaya başlamadan önce de isterseniz ben bir felsefe yolculuğum nasıl başladı? Bu hikayemle başlayayım. Şimdi elimi şakağıma dayayıp, yıllar önceydi, dışarıda deli gibi bir yağmur yağıyordu şeklinde dramatik bir hikayem yok. Aslında dramatik bir hikaye değil, tamamen trajikomik bir hikayem var. O da şöyle. Üniversite sınavlarına girdiğimde, yani benim girdiğim senelerde şimdiki gibi puan belli olup sonra bölümleri seçmiyorduk. Bölümleri tercih ediyorduk. Sonra şansımıza, bahtımıza ne düşerse o bölümlerde okuma hakkını kazanıyorduk. Ben sınava girdikten sonra, yani kazandığımı öğrendikten sonra felsefe bölümüyle karşılaştım. Yani felsefe bölümü kazandığımı öğrendim. Büyük bir hayal kırıklığı oldu benim için. Yani o felsefe bölümü nasıl tercihlerime girmişti, ben onu nasıl tercih etmiştim, onu bir türlü hatırlayamadım. Hani başıma bir şey gelmişti ama hatırlamıyorum nasıl oldu gibi bir şey oldu. Babamla beraber hazırlamıştım. Herhalde babam koydu onu oraya, yani üçüncü tercihimdi ve hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Yani felsefeyle ilişkin hiçbir öngörüm yoktu. Ben lisede sayısalcıydım, yani daha çok sayısalla ilişkin, yani edebiyata ne kadar ilgim olsa da sayısala ilgim de çok fazlaydı. Yani onlarla ilişkin bir bölüm kazanmayı hayal ediyordum ama felsefe oldu, büyük bir hayal kırıklığı oldu. Hatta puanım da beklediğimin çok çok üstünde geldi ve siyasalın bazı bölümlerini kazanabiliyordum ve büyük bir üzüntü yaşadım. Hatta babamla da gidip tartıştım, yani bu bölüm nasıl girdi, ne şekilde girdi, yani ben aslında siyasalda okumayı en büyük hayalim de olabilirdi. Yani neden şu an felsefeyle ilişkin bir bölüm kazandım? Yani büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yani bir yıllık çalışmamın sonucu bu olmamalıydı şeklinde. Yani biraz önyargıyla yaklaştım. Tabii okullar açıldıktan sonra felsefe bölümünün kaydını yaptırdım. Ve ben ilk derse girdim. Yani benim gibi 50 tane öğrenci vardı. Yani zaten kontenjanlar çok sınırlı felsefe bölümünde, biliyorsunuz. Yani bir işletme gibi, iktisat gibi, bir uluslararası ilişkiler gibi 100-150 kişilik öğrenciler gibi kontenjanı yok. Yani daha küçük bir zümreyle, daha küçük bir kitleyle yapılması gereken, yani düşünceler üzerinde ilerlemesi gereken bir disiplin olduğu için genelde kontenjanları düşüktür. Küçük Hacettepe'nin, o yani okuyanlarınız bilir, o amfilerin yanında Edebiyat Fakültesi'nin içerisinde küçük bir sınıftı. Ve ilk dersimize bölüm başkanı Yuanna Kucurati girdi. Yani o zaman kendisini hiç tanımıyordum. Yani onun Türkiye'nin nasıl bir değer olduğunu bilmiyordum ama çok tatlı, yani dünya tatlısı bir insan ve çok farklıydı. Yani o duruşu, o konuşma şekli, yüz ifadesi, yani sanki uzaydan gelmiş gibi. Yani hiç tanıdığım hiç kimseye benzemiyordu ve ben hayranlıkla onu izledim konuşmayı yaparken ve bizimle ilişkin konuşmalarını dinlerken. Ve ben kendimce bazı sorular sordum, yani felsefeyle ilgili ne anladığımı, ne şekilde anladığımı, yani sınıf tek tek görüşlerini bildiriyordu. Ben felsefeyle ilişkin görüşlerimi açıklarken yanıma geldi, konuşmamı bitirdikten sonra, senin dediğin felsefe değil, sosyoloji bölümüne girer. Yani felsefe daha başka bir şey. Hatta felsefe bu sosyolojinin de anası babası olacak bir disiplindir. Bunu zaman içerisinde anlayacaksın. O yüzden acele etme, biraz sabırlı ol şeklinde bir konuşma yaptı. Tabii ben böyle kaldım orada yine. Ve zaman içerisinde de anladım yani orada ne demek istediğini. Yani 4 yıl gibi bir eğitim gördüm. Ve 4 yılın eğitiminde de hatta ben bu bölümü neden kazandım şeklindeki üzüntüm tamamen ilk ayda gitti. Yani ilk ay derslere başladığımızda, yani tam tencere kapak misali olduğum, yani benim beklediğimin aslında bana uygun olan bir bölümün bu olduğunu, yani büyük büyük şans sonucu da benim oraya düştüğümü ve babama da teşekkür etmem gerektiğini o zaman anladım. Dersler çok güzeldi, hocalarımız Türkiye çapında çok
ünlü demeyeyim de yani çok çok kaliteli bilgi birikimiyle gerçekten Türkiye standartlarının üstünde olan insanlardı. Ve çoğu da dünya çağdaş edebiyatçılar arasında olan hocalarımız vardı. Yani bir Bilge Karasu, şu an dünya çağdaş edebiyatında önemli isimlerden birisi. Oruç Arıbaba, Füsun Akatlı, İsmail Demirören ve Yuhanna Kucuradi tabii benim bölüm başkanı. O Hacettepe Felsefe Üniversitesi'ni kurmuş olan, felsefe bölümünü kurmuş olan Yuhanna Hocam. Tabii biz bunu başlarda bilmiyorduk. Yani bölüm koridorlarına giriyorduk ama yani orada başka bir atmosfere giriyordunuz. Yani her odaya girdiğinizde böyle her taraftan kitaplar, notlar taşan bir bölümdü ve büyülenmiş gibi bakıyordum. Yani bunlar ve orada bunu yıllarını vermiş olan insanların, hocalarımızın gerçekten o aşamalara nasıl geldiğini birebir tecrübe ettikten sonra anladım ve hiç kolay bir şey değilmiş yani felsefe tamamen sabır demekmiş. Yani o sabrı gösterirken de kendinizi geliştirmek demekmiş. Ve biz tabii birçok şeyi bir anda almak istediğimiz için yani bir anda öğrenmek istediğimiz için başladı biraz hayal kırıklığı gibi oldu. Yani bu böyle mi gidecek? Yani böyle tane tane böyle kitapların altında metinleri çizerek okuyarak mı geçecek? Yani o dönemde çok fazla bir çeviri kitapları da yoktu. Yani kaynak da yoktu. Daha doğrusu hocalarımızın çevirmiş olduğu metinlerle ders üzerinden ilerliyorduk. Benim çoğu felsefe kitaplarım ciltlidir. Yani şu an kitapçılarda kolaylıkla bulabileceğiniz felsefe kitapları şu an benim kütüphanemde ciltli olarak durur. Tabii fotokopi olarak olduğu için hani biraz öğrenim anlamında zorlandık o konuda. Felsefe şöyle oldu. Yani ilk aylarda dersler ilerlemeye başlayınca yani Yuhanna Hanım'ın aldığımız dersler vardı tabii Yuhanna Kucuradi. Tahtaya şey yazdı. Çocuklar dedi. Yani felsefenin ana temel sorusu bir nedir sorusudur dedi ve tahtaya kocaman harflerle nedir sorusunu yazdı. Yani biz 4 yıl boyunca bu nedir sorusunu araştıracağız. Yani ne kadar basit görünüyor değil mi? 5 harfli bir soru. Nedir sorusu? Ve aslında ne kadar derin bir soru. Yani her şeyimizin temeli olan bir soru. Ve şu an dünyadaki bilgi birikiminin altında olan bir soru. Ama biz bunu ne yazık ki çok fazla önemini bilmiyoruz. Yani bilimlerin dayandığı bu soruyu biz ne yazık ki kendi özel hayatımızda da kullanmıyoruz. Bu nedir sorusunu içselleştirdikten sonra bu filozofları okumanız ve onların ne demek istediği konusunda bir öngörüde bulunmanız gerekiyor şeklinde. Yani bunu bu kafayla okuyun, yani bunu bu şekilde okuyun. Bu nedir sorusuna nasıl cevap vermiş filozofları o şekilde okuyun. Tabii biz tarihçeyle başladık. Yani ilk çağ felsefesinden 21. yüzyıla kadar felsefesine kadar giden bir yolculuk oldu. O ilk çağ felsefesine girmeden 20. yüzyıla geçmenin imkansız olduğunu o dönem içerisinde yani konuda ilerledikçe anladım. Ve her filozofun aslında o metinleri incelediğimizde ve her birinin temelinde bu nedir sorusu olduğunu gördüm. Yani nedir sorusu bütün filozofların ana sorusu olmuş. Yani şu an iyi, doğru, adalet nedir soruları hep o çerçevede ilerlemiş. Ve ben şunu gördüm. Yani o nedir sorusunun altında yatan görüşlerin hiçbir şekilde sonlanmadığını ve her filozofun kendine özgü bir cevap şekli olduğunu. Yani soru aynı ama cevap şekli farklı. Ve hiçbir şekilde o kapının kapanmadığını ve hiçbir filozofun diğer filozofa sen bunu nasıl bu şekilde tanımlarsın, senin yaptığın tanım yanlış şeklinde saldırmadığını. Çünkü kişisel bir şey. Yani o filozofun o konuyla ilişkin görüşleri son derece kişisel ve genelleştirilmemiş bir şey. Yani o doğrultuda ilerlediği zaman onu bir çerçeveye sokamadığımızı anladım. Yani bu sokamamakta, yani o çerçeveyi almamakta filozofi düşüncelerin nasıl ilerlediğini bir işaretti. Yani şu an hala bilgi ilerliyorsa ve felsefede hala yeni yeni adımlar atıyorsak birinin diğerine benzememesinden kaynaklanıyor. Yani o benzemediği için de o soru kendi içerisinde gelişiyor. Ve kapı içinde kapı, yani kapıları açtıkça başka dünyalara gidiyorsunuz. Yani o soru kesilmediği zaman, o soruyu kesmediğiniz zaman size başka kapılar açtığını görüyorsunuz. Yani bilimdeki gibi bir kesinlik yok. Yani bilim nasıl bir anda kestir atar, yani iki kere iki dört der bitirir. Veya dünya yuvarlaktır der bitirir. Bunun ötesini sorgulayamazsınız. Ama felsefede kavramlar son derece ön açık kavramlar. Yani hiç sorgulayamadığımız kavramların bile bu çerçevede ilerlediğini görebiliyoruz. Yani din konusu, mesela Tanrı konusu benim en çok ilgimi o çekmişti. Yani o tapu gibiydi değil mi? Yani Tanrı ile ilgili, Allah'la ilgili o sorular sormak, hani bize önümüze verilen sunulanların dışarısına çıkmak gerçekten yani korkutucuydu yani. Bu sorgulanır mıydı? Ben çok oldum. Yani bunu nasıl sorgulayabiliriz? Nasıl bu şekilde Tanrı kavramına kavuşabiliriz şeklinde kafamda soru işaretleri oldu. Yani bize çok ters düşen şeyler de vardı ama
Orada önemli olan o Tanrı kavramına karşılık gelen tanımın değil, o eleştirel bakış açısına nasıl sahip olduğumuz, o eleştirel bakış açısını nasıl ilerlettiğimiz ve bu doğrultuda bunları incelememiz gerektiğini gördüm. Hatta bölüm hocalarımız şöyle derdi, yani şu an bu filozof şunu söylemiş, öbür filozof bunu söylemiş, önemli değil. Siz onun altındaki o eleştirel bakışı görebiliyor musunuz? Yani o eleştirel bakışla hayatınıza bakabiliyor musunuz? Ve akademik olarak ilerlemek istiyorsanız, yani nasıl bir yöntem, nasıl bir düşünce sistemi incelemişler, siz onları fark edebiliyor musunuz? Lütfen bu konuya odaklanın. Yani bilgi kitabı, bilgi olarak değil, yani Kant'ın olsun, Sokrates'in olsun bilgi olarak ne söylediği, ahlak olarak ne söylediği önemli değil. Altındaki yatan bakış açısı, yani sizi geliştirecek olan budur dediklerinde, ya benim odaklanma noktam değişti tabii. Yani her zaman, hayatımızın her döneminde geçerli olan kavramların nasıl zaman içerisinde değişikliğe uğradığını, yani toplumdan topluma geçerken, yani çağlar atlanırken nasıl değişikliğe uğradığını onları birebir incelediğimiz zaman gördüm. Yani iyi, doğru, adalet, ahlak kavramları şu an hala hayatımızda temel olan kavramlardan birisi. Ama nasıl değişerek gelmiş? Yani her toplumda onların gelişim dönemlerinde nasıl sekteye uğramış veya nasıl altı boşaltılmış? Yani birebir bunları yaşayarak, yani okuyarak görüyorsunuz ve günlük hayatınıza baktığınızda, yani o derslerden çıkıp o ahlak, iyi, kötü kavramları incelediğinizde ve dışarı çıkıp da bunlara uygun bir hayat tarzı olmadığını gördüğünüzde de gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Yani bu, ben nasıl daha iyi yapabilirim düşüncesinin peşine düşüyorsunuz. Hacettepe felsefe bölümünde Yuhan Hanım kurduğu için insan kaynakları, ahlak ve etik kuralları birebir temel etkendi, yani temel eğitim konularımızdı ve Yuhanna Kucurade dünyadaki bütün İnsan Hakları Derneği'nin başkanı ve dünya çapında da söz hakkı olan, kürsüsü olan, yani şu an biyografisini çıkarsam 4-5 sayfalık bir biyografi çıkar, yani sahip olduğu, başkanlık ettiği kürsülerin isimleri çıkar ve bu gerçekten bir ömür demek, yani o kadar büyük bir mücadele demek ki, yani buna insan aklı sırrı almıyor. Yani bu kadar, yani şu an 85 yaşında bu kadar zamanı nasıl bunları sığdırdı? Ve dil konusunda da çok yetenekli, 7-8 tane dil bilen, lehçeleriyle beraber bilen, yani uluslararası kongrelerde birebir kendi diliyle konuşan ve hiçbir şekilde, yani sanki o ülkede yaşamış, o dili öğrenmiş gibi hissettiriyor. Yani biz kongrelere gittiğimizde, onu dinlediğimizde yani gerçekten büyük bir gurur. Yani bu böyle bir insanla tanıştığımız için de ve hayatımıza etki ettiği için de gerçekten kendimi her zaman şanslı hissettim. Yani gönül isterdi ki bu yani üniversitede belli bir zümre içerisinde kalmasın. Yani felsefe çünkü belli zümreye ait olan bir disiplin değil. Yani büyük Türkiye'nin veya dünyanın temelinde olan sorunları çözmek açısından hepimizin içine girmesi ve hepimizin birebir işi dışı olmamız gereken konulardan birisi. Ama ne yazık ki yani biz felsefeden çok korkuyoruz. Yani neden korkuyoruz? Yani onu ulaşılmaz bir yer olarak görüyoruz. Yani ulaşılmaz bir zümreye ait olduğunu düşünüyoruz ama asla değil. Yani insan düşüncesi var olduğu sürece, insan düşünebildiği sürece bu disiplin her zaman olacak ve biz kendi felsefemizi, yani bu evreni, varoluşumuzu sorgulamamız tamamen bu çerçeve içerisinde yürüyecek. Yani önemli olan onun yöntemini içselleştirmek ve biraz okumak tabii. Yani biraz da sabretmek. Yani bir anda gökten zembille inmiyor bazı şeyler. Yani ben 4 yıllık eğitim süresi içerisinde mezun oldum ama birçok konum eksikmiş. Yani bunu mezun olduktan sonra öğrendim. Ve bu konuların içerisine, özellikle bu kitap yazma konularına girdiğim zaman aslında ne kadar derya deniz ve ne kadar öğrenmem gereken şeyler var, ne kadar kendimi geliştirebilirim, yani bu çerçevede ilerliyor. Özellikle şu an güncel hayatımıza baktığımızda, dünyanın haline baktığımızda, yani bu savaşları gördüğümüzde, ötekileştirme, insanları dışlanma konusundaki ön yargıları gördüğümde bunun ne kadar önemli olduğunu anlıyorum. Yani liselerimizde ve eğitim kurumlarımızda ne yazık ki felsefe gün geçtikçe önemini kaybediyor. Yani önceden zorunluydu, sonra seçmeli ders olarak alınmaya başlandı. Birçok öğrenci de üniversite kaygısına düştüğü için Türkçe, matematik, fizik, kimya gibi dersleri tercih ediyor. Ve felsefe deyince elinin tersiyle itiyor. Belki ilgilenmek isteyen öğrencilerimiz de vardır ama buna da aileler engel oluyor. Yani bu boş şeylerle uğraşma, bu safsatalarla uğraşma, kafanı karıştırma, daha önemli şeylerin var, sen tıp kazanmalısın, mühendislik kazanmalısın şeklinde yönlendirmeleri oluyor.
Bizim bölümümüzde ben başladığımızda tıptan gelen öğrenciler vardı. Yani bu konuyu merak edip az da olsa yani Hacettepe İngilizce tıptan gelenler vardı. Yani Türkiye sıralamasında çok üst sıralarda yer alan üniversite sınavlarında öğrenciler vardı ve merakından gelmişti. Ve sonra hatta biri tıpı bırakmaya bile yeltendi. Sonra hocalar konuştu. Yani bunu sen hayatın boyunca öğrenebilirsin ama tıp gibi böyle değerli bir eğitimi bırakmaman gerekiyor. Ama biz sana her türlü desteği veririz şeklinde ve o olay beni çok etkilemişti. Gerçekten bu gönül işi, gerçekten gönül gözünüze bakmanız gereken bir konu, yani felsefe konusu. Ve uluslararası kongrelerimiz oluyordu, yani felsefe kongrelerimiz oluyordu. Yani birçok konuda da aslında, yani üniversitede dahil olmak üzere, yani öğrenci yetiştirmemizde büyük büyük eksiklikler var. Yani Avrupa'dan gelen bir öğrenci, yani o düşünürleri birebir karşılaştıracak derecede bilir. Yani o düşünür ne dedi, öbür düşünür, yani zıttıkları neler, hangi konuda ayrışıyorlar. Yani bunları birebir çözecek bilgi yapısına sahipti, altyapısına sahipti. 2-3 tane dil biliyorlardı. Yani biz aynı, onlar da üniversite öğrencisi, biz de üniversite öğrencisiyiz. Yunanca, Latince, Almanca, İngilizce, 4 dil bilen üniversite öğrencileri vardı. Ve oradaki profesörlerin, hocaların sunumlarını kulaksız dinliyorlardı. Biz orada böyle küçük Emrah bakışlarıyla oturuyorduk yani. Onlar öğrenciyse biz neydik acaba? Ama çok iyi oldu. Yani bizim nerede olduğumuzu ve ne yapmamız gerektiğini, aslında bizim tamam dediğimiz yerde aslında hiçbir şey olmadığımızı gösteren bir manzara oldu. Yani felsefenin zaten altyapısı da budur. Yani biz her şeyi bilemeyiz. Yani hatta Sokrates de çok güzel bir söz söylemiş. Bildiğim bir şey varsa hiçbir şey bilmediğimdir. Yani bu ne kadar güzel bir söz değil mi? Yani bizim şu anki en büyük handikaplarımız her şeyi biliyoruz havasına girmemizden. Yani yönetici kadrolarında olsun, devletin en üst tepelerinde olsun, günlük hayatımızda, hani aile içerisinde olsun, yani çatışmalarımız hep buradan kaynaklanıyor. Ben her şeyi biliyorum, ben her şeyin farkındayım. Bana öğretecek hiçbir şeyimiz yok, ben biliyorum. Yani hep bu havayla konuştuğumuz için ne yazık ki kendimizi de geliştiremiyoruz. Ve felsefenin aslında uzun bir yolculuk olduğunu kabullenmiyoruz. Yani bu öyle bir uzun yolculuk ki hayatınız boyunca bitmeyecek. Ve ben mezun olalı neredeyse 30-32 yıl oldu. Ve hala oradaki bilgileri kullanıyorum ve hala oranın ekmeğini yiyorum. Yani günlük hayatımda olsun, iş ilişkilerimde olsun, arkadaş ilişkilerimizde olsun. Çünkü öyle bir eğitim sistemi aldık ki, yani Yuhan Hanım çok çok teşekkür ediyorum buradan. İnsan çok değerlidir. Yani hep bu çerçevede ilerledi derslerimiz. Yani insan kim olursa olsun, ırkı, cinsi, dili, ne olursa olsun, milleti ne olursa olsun, her insan değerlidir ve bu çerçevede ilerlemesi gerekir şeklinde eğitimimiz devam etti. Ama gerçekten çok güzel bir yolculuktu. Şimdiki yeniden bir imkan verseler, buyurun yeniden 4 yıl okuyun deseler, inanın hiç arkama bakmadan bile giderim. Çünkü keşke bu tecrübelerimde tekrar okuma imkanım olsaydı. Ben felsefeyi mezun olduktan sonra anladım. Yani birçok şeyi aslında günlük hayatımda ne kadar kullanabildiğimi anladım. Yani birçok disiplinde bu yoktu. Yani gidip işletme, iktisat gibi bölümler gibi disiplinleri, yani iş dışında çok fazla, yani rakamsaldır, istatistiktir. Yani günlük hayatınızda çok uygulayamıyorsunuz. Ama felsefe öyle bir bakış açısı kazandırıyor ki günlük hayatınızı karşılaştığınız, tanıştığınız herkese bu bakış açısıyla iletişim kurabiliyorsunuz. Ama bazen çok ters tepebiliyor. Yani çünkü o an ön yargısız konuşuyorsunuz, gördüğünüz gibi konuşuyorsunuz ama yani farklı düşünen zaman zaman dışlanabiliyor. Yani ben devlette çalıştım, yani bir 30 küsür kadar. Ve orada gördüm, yani o hiyerarşik sistemde farklı düşünenin, farklı yaklaşanın ve eleştiren insanların asla yeri yok. Ve düşünen insandan her zaman korkuyorlar ve hemen sizi sistem dışı bırakıyorlar, yükseltmiyorlar. İşinizden yararlanıyorlar ama asla size layık olduğunuz yeri asla vermiyorlar. Hatta şöyle bir anım var, onu da anlatayım isterseniz. Ben ilk işe başladığım yıllarda, ikinci ya da üçüncü yıl, Tahakettin Mengüşoğlu'nun İnsan Felsefesi adlı bir kitabı vardı. Ben felsefeden kopmamak için zaman zaman iş yerime kitap getiriyordum, okuyordum öğlen tatillerinde. Okurken geldi, nedir bu kitap dedi, aldı eline. Ben de zannettim ki şimdi tartışacağız, konuşacağız, ne güzel kitap diyecek falan. Böyle kuşkulu kuşkulu suratıma baktı. Sen bu kitapları neden okuyorsun dedi.
Ya ne demek dedim, neden okuyorsun? Ben felsefe bölümü mezunuyum dedim. Tamam da dedi, yani şu an yaptığın işle bir alakası yok. Hem dedi böyle insan felsefesi, şimdi sen bu kitabın kapağını görenler, senin insanlarla ilgili bir sorun olduğunu düşünürler, sana kuşkuyla bakarlar, seni dışlarlar. Yani bu tür kitapları böyle açıkta okuma, ya kapat kapağını öyle oku, yani okuduğunu çaktırma gibi bir şey. Ben orada şok oldum, yani 40'lı 50'li yaşlardaydı. Ben daha çok gençtim, 25 yaşında. Yani hayat görüşüm aslında... Ve devletin belli kademelerinde de görev yapmış bir insan, beni yönlendirmesi gerekirken beni kapatmaya çalışıyor. Yani gelişmemi, insan hakkındaki, yani bunu okumamın sebebinin insanlarla daha iyi benim de böyle bir tecrübem oldu. Yani belki olması gerekiyordu. Yani oradaki sistemi nasıl işlediğini görmem açısından da olması gerekiyordu. Değerli arkadaşlarım, neyse ben sözü çok da fazla uzatmayayım. Felsefeyle ilişkin nedir konusunda birkaç tane tanım okuyacağım size. Onu okuduktan sonra da konuşmamı bitireceğim ve önümüzdeki haftalarda da felsefenin doğuşu ve felsefenin hayatımıza etkileri konusunda da bir konuşma yapıp bu seriyi de burada kapatacağım sizleri fazla sıkmadan. Felsefe nedir isterseniz filozoflar çerçevesinde buna bir bakalım. İlk tanım Platon'la ilişkin. Yani Platon, felsefenin babası Sokrates'in öğretileriyle kitaplarını yazmış olan bir filozof ve M.Ö. 427'li yıllarda yaşamış ve bu öğretileri kuşaklara aktarmış olan değerli bir filozof. Devlet kitabı gerçekten şu an bütün çağlar geçmesine rağmen utopya niteliğinde hayali bir devlet, yani bir devlet nasıl olmalı konusundaki kitabı hala geçerliliğini korumakta. Yani bu yüzden sonraki konuşmalarımda da konuşması konusu yapacağım bunu da. Okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, Platon ne demiş bakalım felsefe konusunda? Doğruya varmak, var olanı bilmek için düşüncenin yöntemli bir çalışmasıdır demiş. Aristoteles, var olanın ilk ilkelerinin ve temellerinin araştırılmasıdır. Farabi, İslami filozof, var olmaları bakımından varlıkların bilemesidir. Kant, Immanuel Kant bir Alman filozofudur. O da felsefe konusunda, felsefe kendisine akla dayanan nedenlerle meşru kılmak veya haklı çıkarmak iddiasında bir zihinsel etkinlik biçimidir. Ve son olarak da bizim Türk filozoflarımızdan Hilmi Ziya Ülken, çok çok değerli düşünce insanı. Bunu da ileride konuşma konusu yapacağım. Bir eleştirme ve tespit faaliyeti, varlık hakkındaki düşünce ve bu düşünce üzerindeki düşünce olarak tanımlamıştır. Neyse, fazla kafanızı karıştırmayayım değerli arkadaşlarım. Bu konuyu da burada tamamlayarak sizlere çok güzel bir gün diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.